Salih Tuna, Fethullah Gülen için çok gizli telefon görüşmesi. Efendim uyandırdım, kusura bakmayın ama aldığımız bilgiye göre Pensilvanya'daki adamımız sabah erkenden... E, saatin kaç olduğundan haberin var mı? E, efendim Pensilvanya'daki adamımız diyorum. Kim kim? E, Fethullah Gülen. Yine ne istiyor? Türkiye'ye teslim etmeyiz onu merak etmesin, yatsın zıbarsın enbesil. E, efendim kendisi teslim olmak istiyor. ''Ne? Ne? Nasıl yani? Türkiye'ye mi gidecek? Manyak mı lan bu? Ne içiriyorsunuz oğlum bu adama?'' Ee, ''Bir şey içirdiğimiz yok efendim.'' ''Ne saçmalıyor o zaman? Zaten bütün işleri eline gözüne bulaştırdı. Hani 15 Temmuz'da iş tamamdı ne oldu? Uzun adam o gece kıçı kırık bir telefonla ağzımıza... E ''Efendim çok kararlı ama ille de gideceğim.'' diyor. ''İsterseniz Pensilvanya'daki diğer adamımız onu öldürsün şimdi.'' ''Olmaz lan. Senin de öldürmekten başka bildiğin bir bok yok. Daha işimiz var onunla. Olmaz.'' E ne yapalım peki efendim? Şöyle yapın, konuşun ikna edin, şey deyin, hmm, öyle gideceğim demekle olmaz sayın Gülen deyin. burası hukuk devletidir deyin, elini kolunu sallayarak istediğin zaman gidemezsin deyin, uydurun bir şeyler işte yahu. Görmediniz mi bizim Biden Türkiye'de ne güzel şeyler bulup söyledi? Hele o mahkeme kararı olmadan Gülen'i versek, Başkan Obama da suçlu olur ifadesi neydi öyle? Çok kurnaz. E, i̇yi de efendim, Gülen de zaten mahkemeye gidecek. Ne, ne, ne mahkemesi? Hangi mahkeme? E bizim buradaki mahkemeye başvuracakmış efendim. Niye? Oturma izni sorunu yok. Derdi nedir? Onun için değil efendim, itiraf edecekmiş. Ne itiraf edecek lan? Bize çalıştığını mı? Delirmiş mi bu adam? E hayır efendim, bize çok sadık bilirsiniz. Sadece Türkiye'deki 15 Temmuz darbe kalkışmasının emrini kendisinin verdiğini söyleyecekmiş. E neyin peşinde lan bu? Nasıl bir dümen çevirmeye çalışıyor acaba? Lan 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 vay kurnaz vay. Nedir efendim bana da söyleseniz. Anlamadın mı hala devreyi kurmuş bir şekilde mahkeme kararıyla aklayacak kendini. Türkiye'ye göndermek durumunda kalırsak onu o mahkeme kararını bize karşı kullanacak. Ee, ne yapalım biz efendim? Şöyle yapın bir şekilde oyalayın onu sonra da gidin siz ivedilikle bir mahkeme kararı çıkartın. Nasıl bir karar? Gülen'in suçlu olduğuna Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğine dair bir karar. Kafam karıştı efendim, şimdi biz Türkiye'ye iade mi edeceğiz Gülen'i? Yok lan yok, ne alakası var? Elimizde mahkeme kararı olacak ama bizden başka kimse bilmeyecek. Çünkü o, e, Gülen belli ki çok sıkıştı, ne yapacağı iş belli olmaz. E, Fethullah Gülen'in iadesi için koli koli delil gönderildiği halde, Amerika'nın hala delil istemesinden daha saçma değil yukarıdaki diyaloglar inanın. Sanki Amerika'nın hukuk anlayışını bütün bir dünya bilmiyor gibi. Sanki Usami Bin Laden ve Guantanamo'da hukuku nasıl araçsallaştırdıkları unutulmuş gibi. Sanki ne yaptıkları, ne yapmaya çalıştıkları bilinmiyor gibi gündüz gözüyle yalan söylüyorlar. Bakınız, Fethullah Gülen bugün çıkıp basın toplantısı yapsın, 15 Temmuz kanlı darbe kalkışmasının arkasında ben varım, benim örgütüm var desin. Şayet Amerika'nın çıkarlarına uygun değilse, Türkiye'yi iade etmez yine. Hatta delil istemeyi sürdürür. Yok canım o kadar da değil. Delili bizden değil. Bu sefer Gül'enden isterler herhalde. Nasıl mı? Mesela şöyle. Ben yaptım demekle olmaz. Söyle bakalım delilin nerede? Burası hukuk devleti yok öyle. Salih Tuna, Yeni Şafak.